Gecenin o siyah pelerini üstünde ne de güzel durur mahya ışıkları. Şiir gibidir. Çok şiirseldir, çok liriktir mahya ışıkları. Ama ne yazık ki şiirimizde mahya ışıklarına rastlayamıyoruz. Şairlerimiz dizelerinde mahya ışıklarına hiç yer vermemiş. Oysa çok şiirseldir mahya ışıkları. Fakat bir şairimiz günümüz şairlerinden Erdal Alava. O Türk şiirine mahya kuran şairdir. Onun bir şiirinde mahya çıkar karşımıza. Şiir şöyle. Bayazıt Kulesi'nden Galata Kulesi'ne iki tel çektim saçından. Bütün gece yanıp durdu. Seviyorum. Şair sevdiği insan olan aşkını iki kule arasına yazdığı seviyorum sözcüğüyle, mahya ile dile getiriyor. Peki neden bunu yapıyor dersiniz? Yani nasıl bir metafordur bu? Kuleler arasında mahya ve aşk. Elbette ki Bedirahmi Eyüboğlu'na bir gönderme var burada. Bedirahmi Eyüboğlu, Erdal Alova'dan yıllar yıllar önce ne yazmıştı? Ha? İstanbul deyince aklıma kuleler gelir. Ne zaman birinin resmini yapsam öteki kıskanır. Ama şu kız kulesinin aklı olsa, Galata Kulesi'ne varırdı, bir sürü çocuklar olurdu. <laughs> Yani Erdal Olova'nın bir merhabası var gibi gelir bana. Yazmış olduğu o Mahya şiirinde Bedrahmi Eyüboğlu Usta'ya. Kız Kulesi. Nice aşkın tanıdır Kız Kulesi. Ama Kız Kulesi karantina bölgesi olarak da kullanılmıştır. Evet. 1850 60'lı yıllara kadar Kız Kulesi Haneydi. O yıllarda cüzzam son derece tehlikeli olan, tedavisi mümkün olmadığı sanılan bir hastalıktı ve cüzzamlı hastalar kız kulesine kapatılırdı. Cüzzamhaneydi kız kulesi yıllarca. Sonradan İstanbul'a bir cüzzamhane yapıldı, Karacamet Mezarlığı'nın hemen kenarına. Ama ünlü Ankara asfalt yapılırken E5 Karayolu bu cüzzamhane yıkıldı ve tarihe de kaybolup gitti. Mahyalardan söz ediyorduk, ya, mahyaların ne kadar şiirsel olduğundan. Mahya, Arapça bir sözcük. Mahiye, aylık demektir. Ve yazıda. Bizim hattatlarımız, yazı ustalarımız kağıt üstünde yazı yazarken aynı zamanda resim yaparlardı. Hat sanatı o değil miydi? Şunu düşündüm. Peki bizim geleneğimizde, hat sanatımızda yazı yazarken resim yapmak varsa, acaba çok eski Ramazan gecelerinde, Eski Ramazanlarda tıpkı kağıt üstünde hat sanatında olduğu gibi mahyalarımızda yazı ve resim birlikte miydi? Yani mahyalarda resim var mıydı? 1720'li yıllarda Sultan 3. Ahmet döneminde şöyle bir izin verilir. Bundan böyle mahyalarda Ramazan'ın ilk 15 günü yazı yazılacak. Ramazan'ın ikinci yarısı mahyalarda bizzat resim yapılacak. Evet. 1720'li yıllardan sonra İstanbul'da Ramazan mahyalarda ikiye ayrılıyor. İlk yarısı resim, ikinci yarısı pardon, ilk yarısı yazı, ikinci yarısı resim. Bu izin çıkıyor ya. Üsküdar halkın isyan ediyor. Efendim diyorlar, bizim Üsküdar'da kıyıda bir tek camimiz var. Mirma Sultan Camii, tek minareli. Ve biz mahya göremiyoruz. Saray para versin, ikinci minare yapılsın. Biliyor musunuz? Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii'nin ikinci minaresi halk mahya, resim görsün diye oraya yapılmıştır. Eyüp Sultan halkı da diyor ki, e, iyi güzel de bizim Eyüp Sultan Camimizin iki minaresi var ama minareler kısa, mahya kurulamıyor. Para verin, birer şerefe daha yükseltilelim. Eyüp Sultan Camimizin minareleri ikinci şerefelerine halk mahya, mahyalarda resim, yazı görsün diye kavuşmuştur. Peki ne resimler yapılırdı? Hangi resimler yapılırdı? Ne yazık ki pek çok güzel mahyacı geldi geçti. Onların yapmış olduğu resimleri görmek için İstanbullu her teravih namazından sonra cami cami dolaşmıştır. Bugün Ramazan ayında cami cami gezme geleneğinin bir payı da işte o resimli mahya geleneğinden günümüze kalmıştır. Çünkü her resim bir geceliğine yapılırdı. İkinci gece asla iki miner arasında aynı resim durmaz değiştirilirdi. İyi de ne resim mi? Abdülatif Efendi, Süleymaniye Camisi'nin ünlü mahyacı Abdülatif Efendi 1870-1880'li yıllarda mahyalarını kurardı Süleymaniye Camii'ne ve onun mahya resimlerini gösteren defteri Sühil Ünver Üstadımız tarafından bize ulaştırılmıştır. O defterde ne resimleri yapıldığını görüyoruz şadırvan resmi, çiçek resmi, köprü resmi, kayık, yelkenli gibi. Ve bir şey daha görüyoruz Abdülhatif Efendi'nin resim defterinde. Kız Kulesi. Evet. Eski Ramazanlarda İstanbul'da yapılan resimlerden biri de Mahyalarda Kız Kulesi'ydi. Düşünsenize, düşünsenize şöyle bir İstanbul gecenin karanlığı, Kız Kulesi suyun içinde ve iki miner arasında da ateşten bir Kız Kulesi. Biri suda duruyor, öteki ateşte. Su ve ateş aynı gecede. Mahya ışıklarından bu programda buraya kadar. Yarın yeniden birlikte olalım. Sürçülisan ettiysem Affol